Ne arıyorsunuz? Aksiyonunuz mu yoksa saracak kimseyi mi bulamadınız? Ne yapıyorsunuz siz yoksa orada? Aksiyonum yoksa nasıl saracağım? Birbirinize düşmekten mi siz korkuyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz kavga etmekten mi korkuyorsunuz? Siz şu an hangi aksiyon peşindesiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz aksiyon peşindeyiz. Onu ver. Onu ver buraya getir. Burada yapmasaydın buraya gelmedin. Onu? Onu buraya getir. Sana ne abi kızım? Bırak! Hayır! Ah! Eyvah eyvah. İş mi yaptın ya? Sana ne ya? Kendileri koyar abi bir kere sanatçıya sanat... Siz var ya bu kadarsınız ya. Sabah ben de diyorum ki ne arıyor? Bu kız söylüyor inanmıyorum. Siz ne kadar kötüsünüz. Hazal gelince kim bilir Semih'e ne hesap verecek? Semih bunu görünce çok mu mutlu olacak Gamze? Bunu görünce sanatlar mı olacak? Çıkarttın kızım Gamzeciğim, üç saniye. Ben üç. Seni çok seviyorum. Gamzeciğim sen bir tanesin. Şuna bak sen ya. Benim en yakın arkadaşımsın. Kardeşim engel olamadım. Olamadım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hazal ne yapıyor ya? Sen ne gör? Ben bu kadar insansın. Sen bu kadar kimle oyun oynuyor ya? Sen benimle bardağı attın hiçbir şey demedim sana. Sen benimle dün dalga geçtin. Bardağı attın. Sana dün hiçbir şey demedim. Bak sana ne benim yaşamdan? Sen benimle ilişkinle ilgili olan şeylerden sana ne arkadaşım? Benimle ilişkinle olan çekişin ayakta. Benimle ilişkinle olan şeyler sana ne? İlişkinle sana ne? O zaman bildim. Onunla çürüyeceksin. Ya evet. Siz bir daha bu resmin kendisini çektirirsiniz ama onlar bu resmin hiçbir karesinde olamazlar. Yürü sen. Benimle düzgün konuşacaktın. Benim karşıma geçip kes ya. Kes sesini be. Seni hala çok seviyorum Gamze. Kes sesini. Sen benim bir tanecik arkadaşım Gamze. Sen benimle kes. Dalga geçemezsin. Kes sesini. Çünkü sen sadece dalga geçilecek bir kadınsın. Yaptım. Yaptım oldu ya. Buna ne abi? Ne yapıyor abi? Böyle bir olay yok ya. Biz yani git bu sor. Kızı... Bu ne abi? Git sor Semih. Git sor yani Semih. Böyle olmaz. Oğlum, dikkat ettiyseniz Semih tek resimlerin yırtılmasına hiçbir tepki vermedi zaten. Bunları da yırtabilirsin, atabilirsin dedi. Sadece Hazal'la olan resmi ortadan ikiye bölündüğü için çok büyük tepki verdi. Hazal, yani Semih'in içinde hiçbir zaman o duygu bitmedi. O aşk hiçbir zaman bitmedi. Aksine ben bu ayrılığın bunu daha da alevlendirdiğini düşünüyorum. Daha çok bağlandığını düşünüyorum. Çünkü uzaktan bile bakarken böyle üzülerek bakıyor Semih. Kendi kendine yemek bile hazırlıyor. Mesela bu şaşırtıcı. Semih yemek hazırlıyor. İlginç. Hazal sakin. İşte Semih yapıcı. Gamze ile iyi konuşuyor. Bence bu ilişki onu çok değiştirdi. İyi yönde çok değiştirdi. İnşallah barıştıklarına da böyle devam ederler. Sen hangi akla yırtıyorsun o resmi? Ha? Benimle dalga kimsin geçmeden sen? Önce düşünecektiniz. Kimsin Semih sen? Bey. O resimde bir emek var. Ne akla yırtıyorsun abi? Benimle sen kimsin ya? Tabii burada ön plana çıkmak için her şeyi yapıyorsun. Anladın Allah mı? Allah. Geldin 2-3 haftadan beri oturuyorsun burada. Senin, adayın yok, bir senin şeyin yok. Sevgilin anladın mı? Öyle mi yırtıyorsun? Senin yırtmayacaksın. Senin sevgilin. Yırtmayacaksın. Senin sevgilin. Bak dua et bayansın. Bu şekilde konuşurum seninle, anladın mı? Senin sevgilin benimle Hazal, dalga geçmeyecekti. Ben sana ayrı istek yaptıracağım o resmi, tamam mı? Ben onları yapıştırdım zaten. Eskisi gibi olmadı ama. Abi sen kimsin ya? Sen kimsin be? Ne? Bana bak, sesini yükseltmiyorum, canımı sıkma. Sen kimsin? Bir dakika ya, otur şuraya. Karşında bir bayan var, düzgün konuş. Ne yapayım bayan varsa bayan gibi hareket et o zaman, anladın mı? Karşında bir bayan var, düzgün geldim konuş. Diyorsun ya, boşuna sen buraya evlenmek için falan gelmemişsin, yapma. Anladın mı? Burada bir eşlik. Eyvallah, Hazal yasa eyvallah. Tabii. Gamze, onu dışarı çık. Sen ne alaka ya, sen kimsin abi böyle bir şey yapabiliyorsun? Zaten o kadar hani sevilmiyorsun, o kadar böyle bir üzerine her şeyi toplamışsın. Bir de kalkıp böyle bir hareket nasıl yapabiliyor bu? Cesareti nereden buluyor? Bu kızın için ön yargıları kırdırmaya uğraşıyoruz falan. Nasıl yapalım? Diğerlerinin hiçbiri de tepki vermiyor. Orada diğer kızlar da oturuyor. Mehtap oturuyor, Rabia oturuyor. Kim diğerlerinin hepsi de oturuyor. Hiçbiri de yapma etme dedi. Ama evde zaten tek yakın olan Aycan'la kavga azalt etmek istemiyordur. Abi yakın arkadaş değil mi Rabia bunun? Kimin? Rabia Gamze. Rabia'nın suratına bile bakmıyor. Hazal tepki verdiğinde yerinden bile kalkmıyor. Görüyorum kafasını çevirip bakmıyor bile. Yani araya bile girmiyor farklısı. Gamze'yi uzak durduğundan dolayı mı? Gamze'yi uzak durduğundan dolayı. Dışarıda konuştuğumuz konuyu bunu arkadaşlara da anlatalım. Hayır, siz dün içeride konuşmuşsunuz galiba. Konuştuk. Onunla ilgili işte Adnan'la da dün akşam, Adnan olmadığı için Adnan'la da konuştum ben telefonda. Adnan'la öyle bir plan yaptık. Tamam. Abi, zor. Kendi payımıza ne varsa biz de yardım ederiz canım. Hepimiz tabii barışsınlar canım. Yani. Pazartesi olmaz. Günü hepimize büyük iş düşüyor böyle. Aynen tamam, öyle. Yapalım abi. Bir görev dağılımı bir şeyler. Tamam, bir görev dağılımı yapalım. Gökhan söyledi
Dedi ki Hazal'ı kaçıralım. Aynen. Semih'i kaçıralım. Tamam. Aynı arabaya koyup tekneye götürelim. Tekneye götürelim. Gözlerini yoksuna bırakalım. Sen araba sürmeyi biliyor musun? Ehliyet var da bilmiyorum. Yani. Ben biliyorum. He? Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Vallahi. Tamam. Bakış. Ya. Al şimdi bunu, tamam mı? Sana da yaptıracağım. Şov, şov, oğlum, şov. Oğlum şov yapsam, şovun kralını yaparım. Şov, şov, şov. Senin canını Semih, yakmak istemiyorum, Semih'cim. Anladın mı? Gamze taşkın. Tam senlik, bardağı taşıran tam sonlanmasın. Senlik bir durum. Ben senin canını bu. Yakacağım onu, evet. Daha dur. Ya. Yakarsın. Bana olan bir şeye dokunma. Sen hiçbir şey yapamazsın. Sen çizdirdin. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ben sana sen bir şey yapmayacağım zaten. Anladın şey mı? Hiçbir şey yapamazsın. Bayansın, sana bir şey yapmam zaten. Evet, anladın gördük. Mı? Bir kadınsın çünkü. Saygısız insansın. Sen çok mu saygısın be? Kes sesini be. Siz ya. Hazal'ın kara kalemini yırtınca Gamze Taşkın, Semih kendini koşa koşa bizim evde buldu. Ki yapması gereken de buydu. Yapması gerekenden fazla tepki mi verdi dersem hayır. Bence hak ettiği buydu Gamze'nin. Çünkü anladığı dil bu o kızın. Ben çözdüm yani onu. O normal iletişim kurulabilecek bir kız değil çünkü. Yaptığı hareket çok saçma ve pişkinliğine devam ediyordu o sırada. Burun buruna geldiler. Biz o an korktum. Ama Semih ne kadar ileri giderse gitsin bir kadına asla şiddet yapabilecek ya da daha yüksek bir tepki gösterebilecek bir adam asla değil. Arkadaşım olduğu için söylüyorum. Ama Gamze pişkin ve ne yaptığının farkında olmayan bir kız. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanların anılarına ve değerlerine kimse el uzatamaz, kimse de zarar veremez. Önce bunu öğrensin, ondan sonra gelsin yarışmaya. Bayan ya, emin ediyorum elim ayağım titredi ya. Ne oldu? BTR'e vermediler, yayın vermediler. Dedim ne aklı yırtıyorsun sen, dedim sen kimsin dedim ya. Bir de ayağım ayağa kalkıyor, sen kimsin dedim ya. Aldım ben de resmi yere vurdum. Onun resmini mi? İyi yapmışsın. Azal dedim sana, dedim yenisini yaptırım. Tek. Ayıptır bu abi, 12-13 saatte çizdi onu çocuk, biliyor musun? Peki, onu da belli. El emeği yani. Emeğe saygı olmayan insanın kendine saygısı olmaz ki abi. Ayıp kardeşim, böyle bir şey yok ya. Sen ne sıfatla onu yırtabiliyorsun ki? Sen 200 aptalan yani? Burada adayın yok, bir şeyin yok, ön plana çıkmak için her şey yapıyorsun. Bir de resmini yere atıp şovlar, şovlar yapıyor bana. Abi geldiğinden beri sizi de uğraşıyor. Ben şov yapmak istedim, kralını yaparım. Abi. Şov gel. Yapıyorum yani. Bir dakika, sen şov yapar mı ya? 2 senedir şov yapa mı burada kaldın? Bu kız seni iyi izlemiş gelmiş o zaman. Çok. Yok, ben sana söyleyeyim, bu kızın gerçekten de aklında, fikrinde, beyninde Semih var. O gün üzgündüm kendime, hala şey yapamamıştım. Hı hı. Bir şey demedim. Hani yaptım, anladın mı? Ama onu bana yani orada bir emek var ve Semih o şeyi hani gerçekten çok kısa bir sürede çizilmiş o adama, biliyor musun? Adama da, sanatçıya da zaten büyük saygısızlık ve bu senin anılarına. Al benim fotoğraf, kendi fotoğrafımı orada ne yapmak istiyorsan yap arkadaşım. Keşke Semih onları bantladığımızı gösterseydi. O konuda bak haksız. Ben dedim zaten. Değil mi? Haksız. Ben Semih'in çizdirdiğini bilmiyordum. Fanlar filan getirdi sanıyordum ben. O konuda haksız aşk. O yüzden böyle. Benim de hani hatırlıyorsun çiçeğimi hani zarar vermeye kalktılar. Kafayı yedim yani. Niye? Mutlaka vardır. Ben dün yırtlığını birleştirdim ya, benim için o yeter. Canım daha çok birleştirirsin sen. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Gerçekten mi? Daha çok güzel. Birleştirirsin o sen. O fotoğraf çok güzel çıkmamıştı zaten. Daha güzel. Evet aşkım, Allah'tan gitti ya. Aynen. Neyse, o fotoğraf da güzel vallahi çıkmamış. Göreceğiz, zaten. Göreceğiz o birleştirdiğin resmin devamını. Göreceğiz. Merakla izleyeceğim ve göreceğim. En fazla bir hafta daha aşk yaşarsınız, sonra post. İnşallah sen orada o bir haftayı da yaşayabilirsin ya. Merak etmeyin kızlar. Merak etmeyin. İlk geldiğim gün bana gösterdiniz benim ne kadar burada aşk yaşamamı istediğinizi. Biz göstermedik hayatım. Erkek evi gösterdi. Gerçekten okay. Çok güzel gösterdiniz. Sana haddini çok güzel bildirdiler aslında. Hı-hı. Evet. Madem öyle benim de gerçekten canım yandı. Zaten canım yanmasa böyle bir şey yapmazdım. Anladın ya mı? Tamam da kızın bak şahsi bir şekilde kızla problemi varsa bir şey demedim. Git kız, bak git kızla uğraşama, kızın anılarıyla uğraşamazsın. Anladın mı? Bu bak, yanlış, bu benim başıma geldi burada. Bak, Aycan bana yapıyordu. Ben ilk hafta geldiğimde burada neler yani. Yaşadım, tamam mı? Ben bunu daha beterini yaşayacaksın, anladın mı? Bana sen bu böyle bir kadın
insan var. Rabia zaten arkadaşım, onu sevmiyorum. Gamze. Gerisi hiçbir şekilde ne samimiyetine inanıyorum, samimiyetinize ne de ay, bir şeyinize biz inanıyorum. Biz senin samimiyetine hayranız. Bayılıyoruz. Gerçekten. Yani böyle tartışmalarda ya bak, ben de hepiniz, hepiniz yeri geldi birbirinizin arkasından dedikodunuzu yaptınız. Semih geldi, hepiniz yeri geldi yüzsüz yüzsüz birbirinizin yüzünüze Gamzeciğim, baktınız. Gamzeciğim, Semih geldi senin resmini attı ya. Bunu Semih yaptı. Hazal benim Semih'le bir derdim yok. Sen niye onun resmini atıyorsun? Arkadaşlar, benim Semih'le bir derdim yok. O zaman dün resmini at. Semih, bizim fotoğrafımızı değil. Kim alırsın oradan benim fotoğrafımı yeterli. Umurumda da olmazsa, duydun mu beni? Ya Semih kim abi? Ben gittim Onur'la Ayca'nın ilişkisine inanmadım. Git bak, şu an Semih senin fotoğrafına zarar verdi ya. Git Semih'in fotoğrafını yap. Ona da bir şey dememek ki. Ama Hazal ve Semih'in adısına bir şey yapamazsın. Kim olduğunu çok güzel gösterdi. Ben çok Onur'la Ayca'nın ismini de bildiğimi inanmadığım için. Beni burada erkekler ilgilendirmiyor. Beni burada siz ilgilendiriyorsunuz. Beni burada Hazal ilgilendiriyor. Ama bu muameleyi yapan erkekler biz değiliz Gamze.